Hoş geldin. Bu sabah mata, yoga kıyafetlerine, ekipmana, hiçbir yoga bilgisine ihtiyacın yok. Bu sabah kendine 10 dakika ayırmaya karar vermiş olman yeterli. Ve sonrasında sıkışan bedenini, zihnini ve ruhunu rahatlatacağız. Bağdaş pozisyonuna gel, rahat bir yerde oturabilirsin, rahat kıyafetlerle ol ve kollarını başın üzerine kaldır. Gökyüzüne uzanıyormuş gibi. Ve nefes verirken sağ el sol dizin dışına, geriye doğru dön. Kurumuş bir toprağa su serpme hikayesini çok severim. Bir anda foşur foşur suyu boşaltırsan su akıp gider. Ama her gün biraz biraz sularsan eğer o toprağı nemlendirir ve verimli hale getirirsin. Belki şu anda bunun işe yarayıp yaramayacağından emin değilsin. Ama şu an artık başladın ve o kuruyan toprağa su serpmeye başladın. O yüzden kendine güven, kendine sözünü tut ve bıkmadan, usanmadan her gün tekrar burada buluşalım. Ortaya gel, ellerini sırtının arkasında kenetle ve uzat kollarını geriye. Göğüs kafesin açılsın, omuzların geriye doğru çevrilsin. Belki bütün gün oturmaktan öne katlanan omuzların kırt kırt şu an benimkiler de açılıyor. Bu arada zannetme ki bu yolda yalnızsın. Ben de seninle aynı süreçlerden geçtim ve şu an seninle aynı süreçlerden geçen onlarca yüzlerce kişi var. O yüzden yalnız olmadığını hatırla. Burada varılacak yerin değil, hedefin değil, yolun keyifli olduğunu hatırla. Eğer yüzün kasıldıysa yüzünü yumuşat. Başını biraz yukarıya doğru çevir. Ve şimdi kolların yukarıya doğru giderken alnını yere doğru yaklaştırmaya çalış. Burada alnın yere gelebilir. Geldiyse eğer kollarını biraz daha it. Gelmediyse de burada kal. Sıkıştığını hissettiğin an nefes almayı hatırla. Bu hayatta da geçerli. Bir şeye canın sıkıldığını, bedeninin kasıldığını ve sıkıştığını hissettiğin an nefes almayı hatırlarsan eğer her şeyin daha kolay çözüleceğini fark edeceksin. Oh, kollarını salla, belki yataktan kalktıktan sonrakiyle şu an arasında dünyalar kadar fark var. Ve ellerini omuz başlarının altına yerleştir. Dizler hafifçe aralık ve kedi inek yapacağız. Bu rahat bir formda olabilir. Nefes alırken çene ve baş yukarı. Nefes verirken sırtını iyice yuvarla. Ve nefes al. Yukarıya doğru bak. Nefes ver. Çeneyi göğsüne çek. Şimdi dilersen, bu bir sabah yogası olduğu için bunu daha dairesel ve daha büyük hareketlerle yapabilirsin. En önemli olan şey bedenini dinlemen ve bedeninin sana ne istediğini söylüyorsa onu anlamaya başlaman. Bu hemen bir günde olmuyor. İnan, kimse için olmuyor. Ama bunu yaptıkça, tekrar ettikçe işe yaramayan da kimseyi görmedim. O yüzden hareket etmeye, bedenini duymaya çalışmaya devam et. Şimdi el bilekleri üzerinde daireler çizmeye başladım. Belki el bileklerin seni taşımaya hiç alışık değil, olabilir. El bilekleri insan ağırlığını taşıyacak kadar aslında kalın ve güçlü bir yer değil gibi dursa da o da zaman içerisinde güçlenen bir şey. Şimdi buradayken sol ayağını öne al ve sol dizini büküp önce şöyle kalçanı biraz aşağı doğru bastır. Ellerin burada hala yerde kalabilir. Low lunge bu pozun ismi. Burada bir süre kal. İyice kasığın rahatlasın. Sağ bacağının üstü uzasın. Daha yüksekte de kalabilirsin. Nasıl gözüktüğünün hiçbir önemi yok. Ve şimdi sağ elini yere getir. Sol elini kaldır. Yukarıya doğru bak.
Yine hafifçe belden çevir. Belki bedenin öne doğru kapanmak istiyor. Tekrar nefes al ve açıl. Ve şimdi sol elini de yere getir. Sol bacağını düzleştirmeye başla. Çoktan yarısını bitirdik dersin. Arda Hanuman bunun ismi. Burada topuğunu kendine doğru çekip parmak uçlarını ileriye doğru uzatabilirsin. Burada dizin şu anda bükülmek isteyecek. Muhtemelen hamstring kasını çekecek. Onu yavaşça uzatmaya çalış. Ve bunun bir süreç olduğunu, tekrar ettikçe her gün biraz daha uzadığını ve açıldığını, açılacağını hatırla. Ve en önemlisi kendine şefkatle yaklaş. Bir anda açılacak ve kapanacağım diye kendine zarar vermekten kaçın. Tekrar az önceki yere geldik. Kolunu yukarıya kaldırdın. Bu kez sağ dizini bük ve sol elinle ayağına doğru uzanmaya başla. Belki yakaladın, belki şu an uzakta. Eğer yakaladıysan hafifçe kendine doğru çek. Yakalamadıysan da hiç önemli değil. Yavaşça sağ ayağını bırak, ellerini yerleştir ve tekrar dört ayak pozisyonuna gel. Eğer istersen burada kalçanın üzerine gelip birazcık durabilirsin. Hazır hissediyorsan bu kez sağ ayağını öne getir. Önce kalçanı aşağı doğru bırak. Kalçalarının rahatlamasına, açılmasına, kendi ağırlığıyla bedeninin açılmasına izin ver. Ve şimdi sol elini yerleştir. Sağ elini yukarıya doğru aç. Hatta belki biraz daha geriye doğru. Çok iyi iş çıkarıyorsun. Ve şimdi sağ elini yerleştir. Sol dizinin üzerinde yükselmeye başlarken sağ ayağının topuğunda yükselmeye başla. Bedenin sağıyla solu aynı olmayabilir. Bedenini dinle. Bakalım ne anlatıyor sana? Nereler daha sıkışık? Hangi tarafta bir dengesizlik var, bir eşitsizlik var? Aslında yoga bize bedenimizi, kendi yolculuğumuzu daha iyi tanımamız için çok güzel bir ışık tutuyor. Ama dinlemek lazım. Ne anlattığını anlamak lazım. Biraz burada kal. Sıkıştıkça nefes almayı hatırla. Yogada sıkışan yerlere nefes almak diye bir tabir kullanılır. Aslında tabii ki nefesi burnumuzdan alıyoruz, sıkışan yere almıyoruz. Ama sen zihninde o sıkışan yere nefes aldığını canlandırdığın zaman bile hemen orası rahatlamaya başlıyor. Tekrar sağ ayak tabanını yere koy. Sağ elini yukarıya kaldır. Ve sol dizi bük. Geriye doğru uzan. Çek kendine doğru. Yavaşça bırak. Bir anda bırakma. Ve tekrar dizlerin üzerine gel. Ve dizlerin üzerinde kalk. Burada eğer dizlerinin altı sert bir zeminse lütfen bir battaniye, bir şey koy. Dizlerin acımasın ve bacakların biraz aralık. Ellerini beline yerleştir. Az önceki gibi omuz başlarını geriye çevirip hafifçe boynunu yukarıya doğru çevir. Başını bırak. Kalça geriye doğru değil, hafifçe öne doğru gitti. Kalça topuklara geldi. Bu kez baş yere ve eller bedenin yanında çocuk pozisyonu için kapan. Omuzların dizlerinin yanına doğru düşsün. Alnın yere geldi. İstersen burada dizlerini iyice açıp karnını bacakların arasına bırakabilirsin. Çocuk pozu bizim aslında en güvende hissettiğimiz, anne karnında olduğumuz formda artık her şeyi bırakabildiğin, iyice rahatlayabildiğin ve güvende hissettiğin bir poz.
O yüzden bu pozun tadını çıkar. Dilediğin kadar burada kalabilirsin. Hazır hissettiğinde omurlarını tek tek üst üste getirip ellerini kalbinin ortasında birleştir. Gözlerin kapalıyken başını yukarıya doğru kaldır. Ve yüzüne gelen ışığı hisset. Ve şimdi başını, zihnini kalbine doğru düşür. Önemli olana doğru. Ve neden bu yola çıktığını hatırla. Ve sadece 10 dakikada neleri değiştirebildiğini, bütün günün akışını değiştirebileceğini ve belki hayatının akışını değiştirebileceğini fark et. Bu gücünü hisset. Ve önemli olana kalbine doğru gözlerini aç. Kendine gülümse. Seni tüm kalbimle kutluyorum. Belki hiç vaktin yok, çok acelen var. Şu an hemen kapatıp koşa koşa gitmek istiyorsun biliyorum. Ama bunu sadece bir kere yapmak belki sana çok iyi geldi. Ama bir kere değil, her gün defalarca kez en zihnin istemediği zamanlarda kalbin için tekrar ben seni matın üstünde bekliyor olacağım. Her gün geldiğinde hızlıca bana yorumlarda nasıl hissettiğini benimle paylaşabilirsen, sadece benimle değil aslında seninle birlikte bu yola çıkan, bu yolculuğa çıkan onlarca yüzlerce kişiyle aynı anda bu pratiği ve bu enerjiyi paylaşabilirsin. Ve sana söz veriyorum, bu muhteşem bir his. Ailemize katıldığın için çok teşekkür ederim. Eğer hala katılmadıysanız lütfen kanala abone olun. Bu bana gösterebileceğiniz en büyük destek. Sizi çok seviyorum ve yeni videolarda görüşmek için sabırsızlanıyorum. Namaste.